Ramazan geliyor ve siz kilo almaktan çok korkuyorsunuz biliyorum. O yüzden bugün bu videoda onu biraz konuşacağız. Bir, neden kilo alıyoruz Ramazan boyunca? Çok açız çünkü bütün gün boyunca yemek yemedik. Bir. İki, her akşam ya biri bize geliyor ya da biz birine gidiyoruz, restorandayız ve orada çok çok ağır yemekler veriliyor bize. Bunlar böyle bizim sebeplerimiz. Şimdi ne yapacağız bunu önlenmek için, kilo almamak için? Şöyle, bir, siz hiçbir şey yemeden iftarı suyla açacaksınız. Mutlaka ve mutlaka iki tane bardak su içmenizi istiyorum. Ben yapamam dersiniz, o zaman şöyle bir önerim olacak. Karpuz yiyin. Hem çok güzel oluyor yazın, hem de o kadar sulu bir meyve ki hem enerji alırsınız şekerden dolayı, hem de işte bu su içmeniz olacaksınız. Ondan sonra biliyorum genelde siz bir kahvaltı ile başlıyorsunuz. Çünkü işte sabah kahvaltı edemediniz. İşte ben şimdi yapayım diyorsunuz ama bu biraz ağır oluyor. İşte bu beyaz peynir, zeytinler çok çok iyi olmuyor. Ben size tavsiyem, kahvaltının yerine çorba ve salata yersiniz. Tamam mı? Sonra devam ediyoruz. Ana yemeklerde ne olabilir? Bulgur mesela çok güzel bir şey. Bana çok soruyorsunuz, genel olarak da soruyorsunuz. Doris, ben bulgur yiyebilir miyim? Yiyebilirsiniz, ben de yiyorum bu arada ama ben bu Türk anneler gibi hani böyle yağ döküp hazırlamıyorum. Yani siz çok çok az hani bu soğanları kavurmak için bir tane kaşık zeytinyağı lazım arkadaşlar. Öyle hazırlarsanız bir balık ya da yağsız bir etle beraber çok çok iyi gelecek. Ondan sonra tatlı zamanı, değil mi? Çok beklediniz onu. Ama işte bu güllaç mesela çok kötü değil ama onu da genelde çok tatlı yapıyorlar. Belki siz kendiniz hazırlarsınız ya da onun yerine bir chia puding yaparsınız. Daha tatlı değil de daha hafif oluyor. Ya da meyve her zaman çok güzel bir seçim. Dediğim gibi işte karpuzlar çok iyi. Şu anda mesela çilek sezona giriyoruz. Onlara çok tavsiye ediyorum. Ama işte bu ballı, yağlı tatlılardan uzak kalmanızı rica ediyorum. Onun dışında şu çok önemli, onu konuşmak istiyorum. Hani o da çünkü bir kilo alma sebebi, spor yapmıyorsunuz, değil mi? Zaten gün boyunca da yapmanızı istemiyorum. Çok çok net söylüyorum burada. Susuz kaldığınız zaman çok büyük bir riske giriyorsunuz. Çünkü su o kadar lazım ki bize. %2 bile kaybedersek başımız ağrar, gözlerimiz kararabilir. %10'a çıkarsa hastaneye gidiyoruz artık. O yüzden arkadaşlar lütfen ve lütfen bu sıcakta spor yapmayın. Spor yapabilirsiniz. Benim videolarımı da yapabilirsiniz ama ne zaman? Şimdi daha önce konuştuk ya işte su içiyoruz, sonra çorba, salata. Ondan sonra mesela çok güzel bir zaman. Şimdi spor yapabilirsiniz. Spordan sonra atıyorum bir yarım saat benim videolarımı yaptınız, ter attınız, iyi hissettiniz kendinizi. Artık ana yemeğe geçersiniz. Tamam mı? Ya da biraz zor ama sahur öncesi aslında da çok güzel bir zaman. Tabii işte gecede kalkmak hakikaten zor oluyor ama biliyorum çok fazla Türkler de hakikaten bu Ramazan'ın o mistik, o tadını çıkartıyorlar. Belki orada yaparsınız. Sonra işte sahur. Ne yiyoruz, ne yapıyoruz sahurda? Benim önerim ya yumurta. Mesela beyaz omlet çok çok tavsiye ediyorum. Belki işte ıspanak içine atarsınız ya da kalan brokoliler. Hani hafif bir omlet olsun. Ya da yulaf. Yulaf ezmesi nasıl hazırlıyorum ben? Mesela işte muzla beraber pişiriyorum. Siz tarifi bulabilirsiniz benim blogumda. Bir de üzerine mesela çilek keserim. Yaban mersi olsun. Çok hafif ve sizi uzun zaman tok tutan bir sahur yemi olur. Bence bunları hepsini uygulanırsanız arkadaşlar hiç kilo almayacaksınız. Eğer şöyle dersiniz ya ama Doris gün boyunca zaman zaten geçmiyor. Ben o zaman bir spor yapsam dersiniz. O zaman ben size geçen sene bir tane yoga tarzında video hazırladım. Onu tavsiye ediyorum. Çünkü orada hakikaten daha çok böyle esneme tarzında hareketler gösterdim.
Ya da yürüyüş, ama onu kesinlikle gölgede yapmalısınız. Yürüyüş her zaman zaten çok güzel bir şey. Atıyorum siz iftar yemeğinizi yediniz, çok çok fazla yediniz. İstemiyorum ama işte hani vaya bir yemekler oluyor bu arada. O zaman mesela dışarı çıkıp yürüyüş yapabilirsiniz. Allah kabul etsin arkadaşlar. Çok seviyorum sizi.